Herkese merhabalar, ben Nila. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere üzerimde görmüş olduğunuz bu ikili takımın kesim ve dikim aşamalarını paylaşacağım inşallah. Bu şekilde bu sefer böyle pırıltılı, böyle çok enerjisi yüksek aslında bir kıyafet dikmiş oldum. Ben içinde kendimi çok çok mutlu hissediyorum gerçekten. Bu şekilde arkaya bir kapşon detayı kullandım. Yine bu pırıltılı kumaştan. Önünde de kanalımda daha önce hiç göstermediğim bu şekilde bir detay kullandım. Yani bunu birçok yerde kullanabilirsiniz. Benim uzun zamandır yapmak aklımdaydı açıkçası. Ama nereye yapayım, nasıl yapayım kafamda tam olarak oturmamıştı. Sonra elimde bu kumaştan ufak bir parça vardı. Ve bir de böyle lacivert bir kumaşım vardı. İkisinin uyumlu olduğunu düşündüm. Yani öyle çok da kararsızdım aslında. Ama bu şekilde bir şey çıktı ortaya. Zaten ne zaman kararsız olsam genel olarak beni mutlu eden şeyler ortaya çıkıyor. Sonuçları iyi oluyor. Üzmüyor beni açıkçası. Bu şekilde bir şey diktim. Bu kumaş, yani üstümdeki kumaş için yaklaşık 2,5 metre kumaşım vardı. Ama şöyle bir durum var. Yani 2-2,5 metreydi. Pantolonumu mesela birazcık sıkıntılı yettirebildim. Daha bol aslında bir pantolon hayal etmiştim. Ama bu da gayet güzel oldu ve rahat oldu. Kumaşımın esnekliğinden dolayı üst tarafın dar olması da benim için sorun olmadı. Yoksa pantolon kalıbıma göre bayağı dar kestim aslında. Ama esnekliğinden faydalandığım için sorun olmadı. Yani siz böyle bir takım dikmek istiyorsanız en az 3 metre kumaşınızı rahat yapabilmek için elinde bulundurmanız gerekir. Yani benim kumaşım şöyle. Aslında kumaşım 2 metreydi ama enden çok geniş olduğu için hani o şekilde avantajlıydı. Yani 2,5 metre o yüzden diyebiliyorum. Yoksa kumaşım 2 metreydi boy olarak. Bu şekildeydi. Bu kumaşım da zaten yaklaşık olarak 1,5 metre kadar falandı. Hala arttı da. Yani başka bir yerde de yine kullanabileceğim. Bu şekildeydi. Biraz fazla uzun konuştum sanırım. Detaylar bu şekildeydi. Umarım videon hoşunuza gider. Umarım faydalı olur. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olup videomu beğenip yorum yaparsanız çok çok mutlu olurum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın. Evet, kumaşımızı ikiye katladım. Görmüş olduğunuz gibi yerleştirdim. Omuzdan boy ölçüsünü aldım. Boy ölçüsünü ben yaklaşık olarak 85 santim kullandım. Ve görmüş olduğunuz gibi yanlardan kalıbımı çiziyorum. Çizim işlemini bitirdikten sonra zaten paylı bir şekilde çizdim. Ve kesiyorum. Bu ön kısmımızda. Şimdi arka kısmı yine yerleştirdim. Aynı şekilde ölçülerimi alıyorum. 85 santime ayarlayıp ve kesiyoruz. Evet, şimdi pantolonunu kesmeye geldi. Kumaşımı görmüş olduğunuz gibi önce ikiye, sonra tekrar ikiye katlayıp yani dörde katladım. Ama bayağı dar kaldı kumaşım. Yani benim bol pantolonuma göre. Ama yine de bu şekilde kestim ben yettiği kadarıyla. Gayet rahat oldu. Kumaşım çok esnek bir kumaş olduğu için hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bu şekilde paylarımı vererekten pantolonumu kestim. Şimdi kol kalıbını kesmeye geliyor. Burada düz kumaştan kestim ama payetli kumaş kullandım kolda. O kısmı çekmedim. Yani başta böyle karar vermiştim. Yine de burayı koymak istedim. Ama aynı bu şekilde düz kumaştan da kesebilir. Yani payetli kumaştan keseceğim. Bu kolu kullanmadım. Evet, şimdi tuniğimizin dikim aşamasına geçiyoruz. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi bu şekilde payetli bir kumaşım vardı. Bu kumaşı rastgele bir şekilde göz kararı, bakın gördüğünüz gibi yamuk ama hiç önemli değil. Kestim bu şekilde ve bu kıyafetimizin ön yüzü. Ön yüzüne yani elimden geldiği kadarıyla bir kalp çizdim. Desen konusunda istediğinizi kullanabilirsiniz. Şu anda en kolay kalp çizebilirim gibi geldi. O yüzden kalp çizdim. Kalbi ön yüze çiziyoruz. Daha sonra bu kumaşımızı arka tarafa
yani kalbi de kapsayacak şekilde. Bakın şöyle üstüne kumaşı kapattığım zaman zaten yeterli geliyor. Kalbi tam olarak kaplıyor. Bunu aynı şekilde kumaşın arka kısmına, dediğim gibi kalbi kapsayacak şekilde iğneyle bir yardım alaraktan noktasını belli edip kumaşın parlak tarafını, pullu tarafını bu şekilde yerleştireceğim. Ve iğneleyeceğim kumaşımı buraya güzelce. İğneledikten sonra kumaşımı böyle çevirip bu çizdiğim yerlerden dikişimi yapacağım. Ve daha sonra makasla kesip ortasını açacağız. Ortada payetli bir görüntü olacak. Evet, görmüş olduğunuz gibi dikişimi tamamladım. Üstten dikişlerimi geçtim. Arkadan da görünüşü bu şekilde oluyor. Bu aşamadan sonraki yapacağımız şey de, tabii şimdi çok dikkat ederekten, şuradan tek katı ayırıp alttaki kumaşı kesmemeye özen göstererekten ortadan ufak bir delik açıyoruz. Bir kontrol edeyim. Evet. Bunu açtıktan sonra bu şekilde kenarlardan yaklaşık dikişe gelmeden şöyle yarım santim bırakacak şekilde keseceğiz ve buradan görmüş olduğunuz gibi pullu kumaşımız çıkacak. Evet, görmüş olduğunuz gibi ben bu şekilde kestim. Arkasındaki kalan fazlalık paylarını da bu şekilde kestim. Ve görüntümüz bu şekilde oldu. Yalnız şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Bu şekilde bir model yapabilmek için atmayan bir kumaşla yapmanız gerekiyor. En önemli noktalardan bir tanesi bu. Çünkü görmüş olduğunuz gibi buraları bu şekilde kestiğimiz zaman kumaşın atmaması gerekiyor. Yani bu şekilde kesecekseniz belki zikzakla falan yaparsanız yine bir nebze olabilir diyeceğim ama bence o tehlikeye girmeye çok da gerek yok. Çok hoş bir görüntü çıkmayabilir. Bu şekilde hazırladım. Şimdi omuz dikişlerimize sıra geldi. Omuz dikişlerimizi yapmak için de şimdi ön yüzümüze, arka kısmımızın ön yüzü, yani kumaşımızı yüzü yüzüne bakar şekilde getiriyorum bu şekilde. Bu şekilde omuzlardan yaklaşık olarak 1 santimden dikeceğiz. Evet, şimdi de kapşonumuzu kesiyoruz. Kapşonumuz için de yine payetli pullu kumaşımı ikiye katladım bu şekilde. Ve Esin Diktikleri sayfasından aldığım bas kalıpta bulunan kapşon kalıbını kullanarak da bir kapşon kalıbı keseceğim. Böyle arkasında pullu payetli bir de şapkası olsun istedim. Bu şekilde. Şimdi bunu keseceğim. Hatta belki şöyle bir değişiklik de yapabilirim. Emin olmamakla birlikte söylüyorum. Belki kol kalıbını kesmiştik aslında. Ama görmüş olduğunuz gibi kumaşım da şu anda var biraz daha. O yüzden kollarda da yine payet kullanabiliriz belki. Emin olmamakla birlikte söylüyorum. Evet, omuz dikişlerimizi de yaptıktan sonra kolumuzu iğneledim. Fark etmişsinizdir ki kolda farklılık var. Aslında ben aynı kumaşından kol kesmiştim. Ama daha sonra yani bu payetli kumaşımdan birazcık daha fazla olunca kol da çıkıyordu. Daha güzel renk katacağını düşündüğüm için bu şekilde payetli kumaştan kol kestim. Tekrardan göstermedim. Zaten aynı şekilde kolu kestim yine. O yüzden bu şekilde daha renkli olur diye bunu iğneledim. Dikeceğiz şimdi kolumuzu. Yine böyle yüz yüzüne bakar şekilde düz tarafı düz tarafına bakar şekilde iğneledim. İğneleme işlemini yaptıktan sonra da yaklaşık olarak 1 santimden kolumuzu dikiyoruz. Evet, şimdi de kapşonumuzu bu şekilde görmüş olduğunuz gibi iki parça halindeydi zaten. Kapşonumuzu birleştiriyoruz. Buradan başlayıp bu şekilde buraya kadar dikiyoruz. Yukarıdan başlayıp bu kısma kadar dikiyoruz. Bu şekilde dikiyoruz. Burası açıkta kalıyor. Burası da bizim omuz kısımlarını iğnelenecek olan kısımlarımız. Evet, kollarımızı diktik görmüş olduğunuz gibi. Kolları diktikten sonra bu şekilde ben
Kolucu kıvırmasını da yaptım. Bu şekilde sade bir şekilde kıvırdım. Bu işlemi de yaptıktan sonra yine her zaman olduğu gibi kol ucundan başlayıp etek ucuna kadar dikişimizi tamamlıyoruz. Bu dikiş işlemini tamamladıktan sonra da kapşonu da göstermiştim size. Kapşonumu da bakın bu şekilde birleştirdim. İçine de bu şekilde overlock geçtim daha iyi bir görüntü için. Şu kenarlarını da overlock geçtim. Şimdi buralarını bu şekilde yaklaşık olarak böyle 1,5-2 santimden katlayıp dikeceğiz. Bu dikme işlemini de tamamladıktan sonra bakın bu şekilde şapkamızın görüntüsü şöyle göstereyim. Bu şekilde ön kısım dikişini de tamamladıktan sonra şu kısımdan omuzumuza sabitleyeceğiz. Orayı da göstereceğim. Evet, bu şekilde kol dikişlerimizi de bitirdim, görmüş olduğunuz gibi diktim. Şimdi de kapşonumuzu iğnelemeye geçiyoruz. Bu şekilde düz yüzüne kıyafetimizi çeviriyoruz. Ve kapşonumuzun görmüş olduğunuz gibi şu kısmından yine mantık aynı. Düz tarafı düz tarafına bakacak şekilde şu şekilde orta noktası var görmüş olduğunuz gibi. Orta noktadan bu orta noktayı yüzü yüzüne bakar şekilde iğneliyoruz. Daha sonra bu şekilde ön tarafa doğru iğnelememizi devam ettireceğiz. Yani bunun da orta noktasında şu kısımlar denk gelecek, ön kısımlar. Evet, görmüş olduğunuz gibi iğnelediğimiz zaman bu şekilde oluyor. Ön taraflar bu şekilde denk geldi. İğneleme işlemimi bitirdim. Şimdi buradan görmüş olduğunuz gibi iğnelediğimiz yerlerden yaklaşık olarak 1 santimden dikeceğiz. Evet, kapşonu görmüş olduğunuz gibi diktim. Ve görüntümüz, son halimiz bu şekilde oluyor kapşonumuz. Daha sonra bu şekilde etek altını da yaklaşık olarak 1,5-2 santimden kıvırdım ve diktim. Bu şekilde bir görüntü oldu. Tunimiz şimdilik bitti. Şimdi pantolonuna geçiyoruz. Evet, pantolonumuzu bu şekilde görmüş olduğunuz gibi yine yüzü yüzüne bakar şekilde yerleştiriyoruz. Ve ilk olarak bu şekilde A kısımlarından 1 santimlik dikişimizi yapıyoruz. Bu taraftan da yine 1 santimlik dikişimizi yapıyoruz. Evet, bu şekilde kenar dikişlerimizi yaptığımız zaman görüntümüz bu şekilde oluyor. Pantolon oluşmuş oluyor. Şimdi de yapmamız gereken bu dikişi bitirdikten sonra bu şekilde paçanın bir ucundan başlayıp buradan gelip A'dan dönüp diğer paçada işlemimizi bitirmek. Bu işlemi de bitirdikten sonra yaklaşık olarak 2,5-3 santimden paçamı kıvıracağım. Ve yine daha sonra her zaman yaptığım gibi benim bu şekilde belimi, lastiğime uygun şekilde kaç santimlik lastik kullanacaksanız ona göre buradan dikeceğim bu şekilde ve içine lastik geçireceğim ve pantolonumuz da bu şekilde bitmiş olacak.